Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde Scratch ile bir termometre animasyonu yapacağız. Bunun için öncelikle çizimlerimizi Pixel Art adlı uygulamada gerçekleştireceğiz. Şimdi Google'a pixelart.com diye yazdığımız zaman karşımıza bu araç çıkıyor. Şimdi Start Drawing diyoruz. Açılan ekranda ben daha öncesinden çizmiştim. Bunu bir temizleyeyim. Şöyle file'a gidiyorum. Sizinki muhtemelen boş çıkacak. Evet, ekranımı temizledim şu anda. Şimdi birinci ekranıma şöyle mouse'la ileri geri yaparak büyütebilirsiniz çizim alanınızı. Daha iyi görünsün diye biraz büyüttüm. Şimdi öncelikle termometremizi çizelim. Bunun için buradan kalem seçili olduğuna dikkat edelim. Kalemi seçiyorum. Hemen sağ taraftaki renk panelinden de siyahı aldım. Ve şuradan başlayalım şöyle çizmeye. Şöyle iki çapraz gidiyorum. Sonra buraya iki çıktım, buraya da şu şekilde dersiniz yanlış oldu. Şöyle yapalım. Evet, termometremizin alt kısmını çizmiş olduk. Şimdi biraz yukarı doğru çıkalım. Ve buradan şöyle yükselsin termometremiz. Hata yaparsak hemen silgiyle silebiliriz. Evet, şimdi termometremizin çizgilerini yerleştirelim. Şöyle 3 tane boş bırakıp dördüncü de bir çizgi koyalım. 3, 4. Buraya kadar yükselttik. Şimdi yavaş yavaş kapatalım üzerini. Şöyle bir termometremiz oluştu. Bunu da şimdi içine kırmızıyla dolduralım. Renk çizelgesini kırmızıyı seçtim. Hemen onu da yapalım. Bu şekilde birinci resmimizi yaptık. Şimdi hemen preview yani ön izlemeden açtığımız zaman bunun kopyasını çıkartalım. Mesela kaç tane? Bir 10 tane kopya çıkaralım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olsun. İkinci de bunun biraz daha yükseltelim. Pardon, şöyle fazla oldu.
Şöyle yükselmiş olsun. Yine buradan üçüncüye geçiyoruz. Şuradaydı bakın. Bu şekilde renklendirerek yükseltiyoruz termometremizin sıvısını. Beşe geçelim. Altı. Yedi. Yedinci de buraya kadar yükselmiş olsun. Sekiz diyelim. Burada bir taşırma yaptım. Hemen onu geri alalım. Silelim silgiyle. Şimdi 9'a geldik. 9'da da buraya kadar yükselmiş olsun. Hatta şöyle yapsak. Ve şuradan bunun içini doldur dersek. Evet, doldurur. Bakın. Evet, hemen sonuncu, 10'uncuya geldik. 10'uncuda da buraya kadar. Oh, yanlış araç. Ctrl Z ile yanlış yaptım. Çünkü kalemi seçmedim. Hemen kalemi seçtim ve 10'uncuya geldiğimizde artık termometremiz tam dolmuş olsun. Şuraya kadar yükselmiş olsun. Evet, bu şekilde tamamladık şimdi. Affedersiniz, 9. da yapmışım ben onu. 9. Bakalım 8 buradayken 9 böyle yükselmiş olsun. 10'uncu da ise bütün hepsi dolsun şöyle. Şuradan geri alabiliriz yaptıklarımızı. Öyle 10'uncu da tamamlamış olduk. Evet, bunları tamamladıktan sonra şimdi ön izlemeden animasyonumuzu izleyebiliriz. Evet, bu şekilde yükselip geri aşağıya iniyor. Bunu şimdi Scratch'ta nasıl yapacağız ona bakacağız. Scratch'a geçmeden önce şimdi Preview diyelim. Yeni bir sekme daha açılsın. 11. sekme ve 12. sekme. Şimdi 11. sekmede biz buraya bir kalp çizeceğiz. Bunun için kırmızının seçili olduğundan emin olalım önce. Kırmızıyı seçtim. Kalem seçili. Hemen şuradan başlayalım. Şöyle 3 adım. Biraz daha büyüteyim. Ve gittim.
Şöyle geleyim. Göz noktası. Üç olsun. Üç. İki. Sonra bir çapraz aşağıya insin. Evet, bu şekilde bunu da içine dolduralım şuradan hemen. Evet, kalp simgem hazır. Hemen free size'dan tekrar 12. sekmeye geldim. Bu defa bir yazı yazacağım. Bunun için metin yani tekst şunu seçiyorum. Ve buradan da siyahı seçtim. Termometre yapımı yazacağım. Bir tıkladığımda sayfanın üzerine bakın imleç yanıp yanıp sönecek. Ve ben buraya termometre yapımı diye yazımı yazdım. Şimdi bunları yaptığımız bütün sayfaları ayrı ayrı bilgisayarımıza kaydetmesini sağlayacağız. Bunun için file'e gidiyoruz. File'den download kısmına tıklıyorum. İndir kısmı. Ve şuradan boyut soruyor bize. 700 seçiyorum. Bunu da 700 seçelim. Ve şimdi bakın şuna değil de bütün hepsini indirmesine, bütün sayfalarda yaptığım tek tek resimleri indirmesi için bold diyorum. Şurada hepsini diyorum. Ve bir klasör daha önceden ben yapmıştım. Şimdi yenisini açayım. Termometre, masaüstü, yeni diyeyim. Bir klasör açıyorum. Bu klasöre termometre çizim dedim. Bismillah. Ve şimdi buraya tek tek kaydedecek. Kaydet dedim. Evet, hepsini şu anda kaydetmiş bulunuyoruz. Şimdi buradan Pixel Art'tan artık çıkabiliriz. Bunu kapatalım. Ve termometreyi nasıl yapacağız? Animasyonumuz kaçta onu görelim. Şöyle. Yeni bir dosya açalım. Daha önce ben yapmıştım ama ondan da çıkalım. Evet. Scratch'a giriş yaptıktan sonra oluştur diyoruz. Buradaki var olan kuklamızı siliyoruz. Ve buraya birinci kukla olan termometremizi yüklüyoruz. Seçip hepsini birden yükleyebilir miyiz? Bir bakalım. Şöyle bir tanesini yükleyeyim önce. Birinciyi yükledim. Daha sonra kostümler kısmına geliyorum. Ve buradan yükle diyorum. Hepsini böyle yükleyebilirdik. Şöyle buradan yükleyelim. Evet, bakın. Hepsi buraya geldi. Burada yapmam gereken şu ikisini sileceğim. Termometre yapımı yazısını sileceğim. Bir de bu kaydı sileceğim. Diğerleri kalacak bu şekilde. Bir bakalım. Şimdi bunu yükledik. Burada ne olacak? Kostümler sırayla gelecek. Bakın. Önce bunu, sonra bunu oynattıkça termometremizi peki sıvının yükseldiğini gözlemleyeceğiz. Bu şekilde en yukarı gidecek. Sonra tekrar baştan başlayacak. Şimdi ikinci kuklamız olan kalbi yükleyelim. Evet, kalp de buraya geldi. Bunların yerinde tabii. Şöyle belirleyelim. Bu da burada kalsın. Üçüncü kuklamız olan yazıyı yükleyelim.
Evet, yazı da bunun üzerine denk geldi. Onu aşağıya alalım şöyle. Termometre yapımı geldi bu şekilde. Şimdi kodlara geçelim. Kostümler kısmına geldik. Bunu açalım. Şu en düşük olan sıvı en aşağıda olan termometreyi aldık. Seçili hale getirdim. Şöyle merkeze bıraktım. Buradan yerini değiştirebiliyorum biliyorsunuz. Şöyle getirdim. Hemen kod kısmına geçtim. Şimdi olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklandığında termometrem şu an bulunduğu konuma gelsin bir defa. Şu an x 0 pardon x 8 42 konumunda bulunuyor. Büyütelim kodlarımızı. Kod yapısı oldukça kolay. Şimdi burada ne yapacak? Kontrol kısmından sürekli tekrarlayı alalım. Ve görünümden ilk başladığında hangi kılıkta olmasını istiyorsam şu an kostümler kısmına bir bakayım. Pixel frame 0 diyor. Onu seçeceğim. Görünümden şu kılığa geç. Yani en başta bu birinciden başlasın. Sonra sürekli bir sonraki kılığa geçecek. Sonraki kostüm diyoruz. Evet. Sonraki kostümü alıyoruz. Ve araya bir saniye bekleme süresi koymazsak bakın çok görünmeyecektir. Bir saniye bekleyip bir sonraki kostüme geçecek. Bu şekilde kılık değiştirerek bir oynatalım bakalım. Bu şekilde yükselecek. Yükseldikten sonra yine adım adım geri inmesi için bu defa şuradan kostümler kısmından evet önce bu sonra bu o şekilde ilerliyor. Tekrar aynısını yapması için bu defa yükseldi. Şunun kopyasını çıkarıp bir alta almak suretiyle ya da dosyadan da seçebilirsiniz. Bunun mesela kopyasını çıkart dedim. Ne yaptı? Kopyasını çıkarttı. Bunun altına yerleştireceğiz sonikinin. Bakın böyleydi. Ne oldu? Azaldı. Şimdi 9'un kopyasını çıkartalım. Dokuzun kopyasını da yine en alta yerleştireceğiz. 12, 13 şeklinde. Böyle de yapabiliriz ya da buradan seçmek suretiyle tam tersten giderek belki böyle daha kolay yaparsınız. Şimdi biz ne yaptık? 9'u aldık. 8, 7. Bu şekilde sırayla yükleyebilirsiniz. Yükle dedik. 6. Beş, dört, yükledik mi? Biri yükleyelim. Ve son kuklamızı da yükledikten sonra bakın yükseldi. Daha sonra sırayla azala azala gidiyor. Sanki şu ikisi aynı gibi duruyor.
Evet, şimdi biri fazla gibi. Böyle böyle azalsın. En son yine buraya geldikten sonra tekrar kod başa geçeceği için buradan tekrar yükselecek. Bu şekilde çalışacak. Yalnız burada kod kısmına bir bakalım. Tekrar çalıştıralım. Evet, şu anda çalışıyor. Bunu sürekli tekrarlayacak. Şöyle. Şu anki konumu nerede acaba? Ona bir bakalım. 8.42 doğru. Evet, bunu yaptıktan sonra şimdi kalp biraz da o küçülüp büyüsün görünümden. Kalp atışı şeklinde bir simülasyon hazırlayalım. Tıklandığında yine görünümden, pardon, sürekli tekrarladan görünüm kısmına geliyoruz ve boyutu %100 olsun. Sonra giderek küçülsün, büyüsün bu şekilde. Mesela başta %25 olsun. Sonra 50, 75, bir tane daha alalım. %100 olsun. Yalnız bunun aralarına yine bekleme süresi koymamız gerekir. Şöyle yaparsak. Evet, tıklayalım bakalım şimdi. Evet, kalp atışı da bu şekilde. Buna bir de ses efekti ekleyebiliriz. Bunun için yine yeşil bayrağı tıklandığında bir ses çalsın. Seslere gelelim. Sanki iyi gibi. Ses biraz eğlenceli bir ses. Evet. Bunu seçebiliriz. Tabii size kalmış. Buradan ses seçelim. Evet, ve animasyonumuz hazır. Evet, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.